Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna hâzihi d-durûs li-vecihikel kerîm ya erhamerrâhimîn ve salli ve sellim ala Resulina'l kerîm ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 7. mektup. Bismihi subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Bugün biz inşallah Bediüzzaman Hazretlerinin mektubat eserinden 7. mektubu ders yapacağız. Bediüzzaman Hazretleri bu mektupta, 7. mektupta çok meselelere değiniyor. İnşallah yani yavaş yavaş bunlara gireceğiz. Ama başta şöyle başlıyor. Tabii Besmele ile Bismihi Subhaneh diyerek ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi, yani ne yerde gökte ne varsa herkes onu hamd ederek tesbih eder. Ve Üstad Hazretleri selam veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima diyor. Bu mektubu yazdığı zatlara, dolayısıyla bizlere. Şöyle diyor: aziz kardeşlerim, bana söylemek üzere Şamlı Hafız'a 2 şey demişsiniz. Birincisi, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın Zeynep'i tezevvücünü eski zaman münafıkları gibi yeni zamanın ehli dalaleti dahi medar-ı tenkit buluyorlar. Nefsani, şehvani telakki ediyorlar diyorsunuz. Soru bu. Üstad Hazretlerine soruyorlar. Yani Şamlı Hafız abi, Hafiz Tevfik abi soruyor. 2 şey demiştiniz diyor. Birincisi, Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam Zeynep'i tezevvücünü diyor. Yani Resulullah Hazretleri bildiğimiz gibi Zeynep binti Cahş diye Peygamber Efendimiz'in de akrabası olan, yani uzaktan akrabası olan hanımla evlenmesini soruyorlar Üstad Hazretlerine. Eski zamanın münafıkları gibi yeni zamanın ehli dalaleti dahi medar-ı tenkit buluyorlar. Nefsani, şehvani telakki ediyorlar. Yani bunu biraz açıklayalım, bu olay nedir? Şimdi Resulullah Hazretleri daha İslamiyet gelmeden önce bir savaş oluyor 2 kabile arasında. Esirler alınıyor. O esirleri getiriyorlar. Mekke'de satıyorlar. Bunların içinde de Zeyd bin Harife Hazretleri var. Zeyd bin Harise'yi satıyorlar. Birileri alıyor. Hadice'ye hediye ediyor. Köle olarak. Hazret Hadice de Resulullah Hazretlerine hediye ediyor. Resulullah Hazretlerinin kölesi oluyor. Kim oluyor? Zeyd bin Harise. Zeyd bin Harise Resulullah Hazretlerinin kölesi iken zaman geçiyor. Daha İslamiyet gelmemiş. Nübüvvet nazil olmamış. Kur'an nazil olmamış. O arada bu zatın, yani Zeyd bin Harise'nin babası, annesi, amcası arıyorlar onu. En sonunda duyuyorlar Zeyd bin Harise Mekke'dedir. Amcasıyla babası Mekke'ye geliyorlar. Resulullah Hazretleri ile görüşüyorlar. Diyorlar ya Muhammed, bizim oğlumuz savaş oldu. Köle olarak esir alındı, satıldı. Şu anda sizin elinizde, köleniz. Bu esasen köle değil, savaş esiridir. Biz size ne kadar para isterseniz verelim, oğlumuzu geri verin. Resulullah Hazretleri de diyor, siz onunla konuşun. Eğer o sizinle giderse ben hiçbir para istemiyorum diyor. Sizinle gitsin yani diyor, kabilesine, annesine, babasına kavuşsun. Tabii onlar seviniyorlar elbette ki bizimle gelecek diye Zeyd bin Harise ile yani oğullarıyla görüşüyor. Oğullar diyor evet sen babamsın, sen de amcamsın. Yani siz benim üstüme çok aziz insanlarsınız, sevdiğim insanlarsınız. Ama ben bu zatı terk edemem. Bakın daha İslamiyet gelmemiş. Ben bundan gördüğümü başka hiçbir kimseden görmedim. Babası diyor oğlum köleliği, evlatlığa tercih mi ediyorsun? Sen benim evladımsın. Sen beni bırakıp köle mi olacaksın? Evet diyor baba. Bu zata köle olurum diyor. İşte orada Resulullah Hazretleri de etkileniyor. Babası da çok etkileniyor. Bu civan mertliğin karşılığında, bu asaletin karşılığında Resulullah Hazretleri Zeyd bin Harise'yi alıyor, Sukul Ukaz'a götürüyor. Ukaz çarşısına. O zamanın bütün şairleri orada, tüccarları orada, Resulullah Hazretleri orada ey insanlar yüksek bir yere çıkıyor. Şahit olun artık Zeyd benim oğlumdur. Malım kalsa ona düşer, malı kalsa bana düşer. Zeyd minni erithuhu ve yerithuni diyor. Zeyd bendendir. İşte artık mirasım onundur, onun da mirası benimdir. Yani vefat vuku bulursa. Tabii artık o günden beri herkes Zeyd bin Harise'ye Muhammed'in oğlu Zeyd demeye başlıyor. Evlatlığı oluyor. Yani Resulullah Hazretleri'nin evlatlığı oluyor. Zeyd bin Harise. Tabii zaman geçiyor. İslamiyet geliyor. İslamiyet geldikten sonra İslamiyet evlatlık meselesine sıcak bakmıyor. Yetim beslemeye, yetime bakmaya çok teşvik ediyor. Hatta Resulullah Hazretleri "Ene ve kafilil yetimi hakeza fil cennet" diyor. Benle yetimin masrafını üstüne alan, yetime bakan cennette benimle beraber olacak diyor. O kadar teşvik ediyor. Ama evlatlık meselesi farklı. Diyor ki babaları bilinsin. Kimin oğulları olduğu çıksın meydana. Evet, siz besleyebilirsiniz. Siz onlara bakabilirsiniz. "Ud'uhum li abaihim huve akrab" diyor. Yani onların babaları kimse onlar o adla çağırın onları diyor. Kur'an-ı Kerim. Yani Zeyd bin Muhammed değil de Zeyd bin Harise olması lazım. Çünkü neden? Miras meselesi var. Nesil meselesi var. Mesela ben şimdi bir evlatlık alsam, bir de evde kızım varsa, oğlum varsa, yarın ben ölsem, benim mirasım ona nasıl kalacak? Aralarında düşmanlık olacak. O onların temelde kardeşi değil. Asaleten kardeşi değil. Fitneler doğacak. Diyecekler bu bizim kardeşimiz değil. Geldi malımızı aldı. Veya kızımla nasıl aynı odada oturacak? Veya benim hanımla aynı evde nasıl yaşayacak? Buluk çağına erecek bu. Gelecek, gidecek. Olmaz. Çünkü haramlık var, selamlık var, şey var. Bunlar olmaz şeyler yani. Hatta ben bir defasında burasını bir yerde ders yaparken bir zat bu sözü duyunca dedi evet dedi öyle bir zatı ben tanıyorum. Evlatlık aldı. Ona da sen bizim işte evladımız değilsin, başkasının evladısın. Biz sana bakıyoruz demediler. O çocuk onları anne baba sandı. Ama bir zaman sonra işte büyüyünce, buluk çağına erince çok problemler yaşadılar dedi. Yani geliyor benim hanımı diyor o zat diyor. Yani öpüyor annesi diye. Aynı odasına girmeye başlıyor diyor. Bu şeyler diyor bana çok dokunmaya başladı. Olmaz diyor. Şer'an caiz değil. Bunun gibi şeyler. Nesil meselesi var. Miras meselesi var. Bunun gibi çok hukuk meselesi var. Yani İslamiyet buna sıcak bakmıyor. Ama yetim beslemeye çok sıcak bakıyor veya esire bakmaya çok sıcak bakıyor. Yani evlatlık edineceksin ama bilecek ki sen babası değilsin. Sen ona bakıyorsun. Temelde babası değilsin. Babası farklı bir insandır. Ama sen ona bakıyorsun. Manasında bilecek seni. Yoksa ben senin babanım diye olmaz. İşte bu manada İslamiyet geldiği zaman bu meseleyi kaldırıyor. Evlatlık meselesini kaldırıyor. Ama daha millet, herkes Zeyd bin Muhammed diyor. Muhammed'in oğlu Zeyd diyor. Tabii bu problem meydana getiriyor. Problem meydana getirince zaman geçiyor. Bu yani teorik olarak kırılmış oluyor. Kur'an kabul etmediği için. Ama fiilen kırılmamış. Fiilen hayatta Muhammed'in oğlu diyorlar. Tabii zaman geçince Resulullah Hazretleri bu zatı Zeyd bin Harise'yi bir hanımla evlendiriyor. Zeynep binti Cahiş'le. Zeynep binti Cahiş şeyin hanımı oluyor. Zeyd bin Harife'nin. Resulullah Hazretleri de Zeyd bin Harise'yi çok severmiş. Çok sayarmış. Hatta oğlu Üsame'yi de kumandan yapmış. O kadar onlara düşkünmüş ki yani çok çok severmiş. Aşırı. Tabii başlıyor Zeynep binti Cahiş'le Zeyd bin Harise'nin arasında problemler başlıyor. Problemler başlayınca Zeyd bin Harise geliyor Resulullah Hazretlerine diyor, ya Resulullah diyor ben dayanamıyorum diyor. Zeynep'le anlaşamıyorum diyor. Zeynep'i boşamak istiyor. Zeynep Hazretleri geliyor. Ya Resulullah diyor sen bizi evlendirdin diyor ama biz anlaşamıyoruz diyor. Ben boşanmak istiyorum diyor. Resulullah Hazretleri diyor emsik aleyke zevcek. Yani hanımını tut, boşama diyor. Manasında hatta ayet-i kerimede de nazil oluyor. Ahzab suresinde ve iz tekulu lillezî en'amte aleyhi ve en'amallahu aleyhi ve en'amte aleyhi emsik aleyke zevcek vettekillâhe ve tuhfi fi nefsike mallahu mubdihi diyor Allah'ın üzerine nimet ettiği zat yani Zeyd bin Harise ki ona hidayet nasip etti. Hidayeti kastediyor burada Allah'ın nimeti. Ve sen de ona nimet ettin diyor. Yani onu azat ettin diyor. Kölelikten azat ettin. Emsik aleyke zevcek. Hanımını tut boşama. Ama Allah başka şey istiyordu. Ayet nazil oldu sana. Ayette diyor وَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَاكَهَا Zeyd onunla arası açılınca Zeyd'le onun Zeyd onu boşayınca biz onu senin hanımın kıldık. Zeyd onu boşamış. Boşamış oluyor ama hala Resulullah Hazretleri diyor hanımını tut. Boşamamaya çalış. Etme. Ama oysa Ahzab suresinde nazil oluyor. Diyor Zeynep'i Zeyd onu boşayınca zevvecnâkeha hanımın kıldık onu. Ama Resulullah Hazretleri bunu söyleyemiyor. Ben bunu söylersem diyor millet ne söyleyecek? Diyecekler ki Muhammed evladıyla mı evlendi? Evladının hanımıyla mı evlendi? Çünkü o zaman daha Zeyd'i Resulullah Hazretleri'nin oğlu diye biliyorlar. Oysa Kur'an istiyor ki bu evlatlık meseleyi teoride kırdığı gibi fiiliyette de kırsın. Pratikte de kırsın. Ve öyle oluyor. Netekim Resulullah Hazretleri en sonda Kur'an etahşennâse Kur'an-ı Kerim'de ayet nazil oluyor. İnsanlardan korkuyor musun? Vallahu ahakku en tehşâhu. Esas korkman gereken Allah'tır. Sana ne nazil olmuşsa tebliğ et. Resulullah Hazretleri o zaman diyor ey insanlar Kur'an nazil oldu. Zeynep artık benim hanımımdır. Zeynep Hazretleri Resulullah Hazretlerinin böylece hanımı oluyor. Hatta nikahları kıyılmıyor. Çünkü Hazret Zeynep'in nikahı gökte kıyılmış. Hatta kendisi Peygamber Efendimiz'in diğer hanımlarının önünde yani biraz da dermiş. Yani tabiri caizse yani hava atarmış. Onlar ona edince yani Resulullah Hazretlerinin hanımları işte biliyorsunuz hanımların arasında olan kıskançlık o da onlara dermiş. sizin nikahınız yerde kıyıldı. Oysa benim nikahım gökte kıyıldı. Allah diyor zevvecnâkâ. Onu senin hanımın kıldık. Artık ne nikaha gerek var, ne şahide gerek var, ne hiçbir şeye gerek var. O senin hanımın oldu. Allah'ın emriyle Resulullah Hazretlerinin hanımı oluyor. Böylece o şey kırılmış oluyor. Ben bunu söyledim. Özet olarak, çok özet olarak söyledim. Çünkü bu konuda şimdi bu konuyu işlerken burası bize lazım olacak. Yarayacak. Konuyu iyice anlamış olacağız. El cevap, yani soru, geçmiş zamanın münafıkları bu meseleyi tenkit ettiği gibi bu zamanın ehli dalaleti de tenkit ediyor. Üstad Hazretlerine soruyorlar ve şehvani telakki ediyorlar diyorlar. Nur talebeleri, işte Hafız abi diyelim, Hafız Tevfik abi. Üstad Hazretleri şöyle diyor, el cevap, bu soruya cevap olarak 100.000 defa haşa. Ve kella, hayır ve kella diyor. O damani muallaya şöyle pest şubuhatın eli yetişmez. O yüksek zirveye, Resulullah Hazretlerine öyle şubuhatın eli yetişmez. Pest şubuhat. Çirkin, pest, düşük şubuhat. Eli yetişmez. Evet, 15 yaşından 40 yaşına kadar hararet-i gariziyenin galeyanı hengamında ve hevesat-i nefsaniyenin iltihabı zamanında dost ve düşmanın ittifakıyla kemal-i effet ve tamam-i esmet ile Hadice-tül Kübra radıyallahu anha gibi ihtiyarca bir tek kadın ile iktifa ve kanaat eden bir zat. Şimdi Resulullah Hazretleri Hazret Hadice ile evleniyor. Kaç yaşında? Resulullah Hazretleri 25 yaşında, Hazret Hadice 40 yaşında. Ve ta Resulullah Hazretlerinin hanımı olarak bulunuyor. Kaç yaşına kadar? 50 yaşına kadar. Resulullah Hazretlerinin yaşı 50 yaşına kadar geliyor. Daha hala Hadice Hazretleri hanımıdır. Çünkü Hazret Hadice'nin vefatı hicretten 3 sene öncedir. Ramazan'ın 10'undadır. Yani Resulullah Hazretleri de onun vefatına çok üzülmüş, çok etkilenmiş. Çünkü amel hüzün meselesi de var biliyorsunuz. Ve aynı zamanda yani amcasının da vefatı vuku buluyor. İşte orada Resulullah Hazretleri çok üzülüyor. İki desteği, yani evde olan hanımı ve dışarıda olan amcası vefat etmiş oluyor. 50 yaşına kadar Hazreti Hadice Resulullah Hazretlerinin hanımıdır. Ve ihtiyarca. Bakın Hazreti Hadice yani Resulullah Hazretlerinden kaç yaş büyük? 15 yaş büyük. 15 yaş. Yani hanım kocasından 15 yaş büyük. Yani Resulullah Hazretleri 50 yaşına kadar onunla kalıyor. Yani Üstad Hazretleri burada nübüvvete kadar da söylüyor. Evet, 15 yaşından 40 yaşına kadar hararet-i gariziyenin galeyanı hengamında. Esas hararet-i gariziye 40 yaşında humuda uğramaya başlıyor. Sönmeye başlıyor. O yaşa kadar galeyan var. O yaşa kadar Resulullah Hazretleri gayet effetli, gayet ismetle korunmuş. Yani Allah onu korumuş. Günahlardan korumuş, şehvetin şeyinden, hararetinden korumuş, şeytandan korumuş. Yani biliyorsunuz hatta bir defasında Resulullah Hazretleri bir düğüne katılmak istiyor. O zamanın düğünleri biraz şey yani aşırı şeyler var içinde. Resulullah Hazretleri uykuya kalıyor. Gidemiyor. Çünkü Allah'ın korumasında. Çünkü peygamber olacak. Onun gibi meseleler Resulullah Hazretleri hep koruma altında olmuş. Ne diyor Üstad Hazretleri burada? Hararet-i gariziyenin galeyanı hengamında ve hevesat-i nefsaniyenin iltihabı zamanında dost ve düşmanın ittifakıyla kemal-i iffet ve tamam-i esmet. Yani bir korunma esmet altında ve iffetle Hadice-tül Kübra radıyallahu anha gibi ihtiyarca bir tek kadın ile iktifa ve kanaat eden bir zatın 40 seneden sonra yani hararet-i gariziye tavakkufu hengamında. O 40 yaşından sonra biliyorsunuz insan yavaş yavaş ihtiyarlığa doğru geliyor. o gençlik hevesatı, o gençlik sarhoşluğu bitmeye başlıyor. İşte diyor o tevakkufu hangamında ve hevesat-ı nefsaniyenin sükutu zamanında, yani susması zamanında, azalması zamanında kesret-i izdivaç, yani Resulullah Hazretlerinin çok hanımlarla evlenmesi, tezevvucatı biz zarura ve bilbedaha nefsani olmadı. Nefsani değil. Eğer nefsani olsaydı 20 yaşında evlenirdi, 25 yaşında evlenirdi, 30 yaşında evlenirdi, 35 yaşına, 40 yaşına kadar, peygamberlik gelene kadar, hatta 50 yaşına kadar Hazreti Hatice ile yaşıyor. Çünkü dediğimiz gibi yani hicretten 3 sene önce, çünkü Mekke dönemi 13 senedir, 13 sene devam ediyor Hazreti Hatice ile, ama 3 sene hicretten 3 sene önce Hazreti Hatice vefat etmiş oluyor. Yani 40, nübüvvet 40 yaşında geliyor, 10 senede Mekke hayatı tam 50 seneydi. 50 sene Hazreti Hatice ile hayatı var. İşte diyor bu nefsani değil. Nefsani olsaydı daha önce yapmış olurdu. Ve bunun Resulullah Hazretlerinin çok hanımlarla evlenmesi emri ilahidir. Şimdi onun üstünde Üstad Hazretleri duracak. Ve başka ehemmiyetli hikmetlere müstenit olduğunu, bunun çok hikmetleri var. Resulullah Hazretleri neden çok hanımlarla evlenmiş? Çünkü ümmete rehber olsun. Çünkü çeşitli huyda insanlarla yaşamış olsun. Tecrübesi olsun. O tecrübeler ümmete aktarılsın. Dullu evlenmiş, bekarla evlenmiş. Tek bekar Hazreti Ayşe'dir. Başka bekarla evlenmemiş. Bekarla evlenmiş, çocuğu olanla evlenmiş, çocuğu olmayanla evlenmiş, Hristiyanla evlenmiş, yani Müslüman olduktan sonra Maria Kıptıya şeyle evlenmiş, aslı Yahudi olan Hazreti Safiye ile evlenmiş, yani diyelim ihtiyarla evlenmiş, gençle evlenmiş, bunlarla hepsiyle evlenmiş. Yani bize bu tecrübeler aktarılsın, ümmete rehber olsun. Burada Üstad Hazretleri şimdi biraz da kendisi şey edecek, bunun üstünde duracak, ben durmayayım. Başka hikmetlere müstenit olduğunu zerre kadar insafı olana ispat eder, bir hüccettir. O hikmetlerden birisi şudur ki, Zat-ı Risaletin akvali gibi ef'al ve ahvali, atvar ve harekatı dahi menabi din. Din nereden çıkıyor? Resulullah Hazretlerinin akvalinden, sözlerinden, ef'alinden, fiillerinden, ahval, yani halleri nasıldı? Yani hangi hallerde şeyleri konuşurdu, şeyleri bazı defa kızar, bazı defa şey eder, mesela diyelim gülerdi, bazı defa ağlardı, ahvali, atvar, yani bazı tavırlar gösterirdi, bazı defa hemen o tavrı Resulullah Hazretleri'nin mesela kızdığı zaman alnında mesela bir tane damar belirirdi diyor. Mesela bunun gibi atvarı var. Yani veya celallandığı zaman ne derdi? Mesela sükutu zamanında nasıl davranırdı? Diyelim harekatı, Resulullah Hazretlerinin harekatı, yani nasıl hareket ederdi? Elini mesela hareket ettirirdi mesela diyelim. Bunlar hepsi Şemail-i Resul'da yazılıdır. Dahi menabi din, din bunlardan çıkıyor. Din bunlardan şey ediyor. Mesela nasıl diyelim Resulullah Hazretleri affedersiniz tuvalete girerdi. Nasıl camiye girerdi? Hangi ayağıyla girerdi tuvalete? Hangi ayağıyla girerdi camiye? Sağ ayağını nerede kullanırdı? Sol ayağını nerede kullanırdı? Bunun gibi mesela tesbihat çekerken hangi eliyle çekerdi mesela? Bunun gibi meseleler. Şemenabi din, din buralardan çıkıyor. Şehadet hangi eliyle getirirdi? Hangi parmağıyla getirirdi? Mesela diyelim. Menabi din ve şeriattır. Bu ahkamın me'hezleridir. Yani hükümlerin, İslami hükümlerin me'hezleri, kaynakları Resulullah Hazretlerinin bu harekatı, atvarı, ahvali, ef'alidir. Şakkı zahirisine sahabeler hamele oldukları gibi. Yani bunu Resulullah Hazretlerinin şıkkı zahiri hayatını sahabeler görüyordu. Nasıl giriyor, nasıl çıkıyor, nasıl savaşıyor, nasıl evden çıkıyor, nasıl evine giriyor görüyorlardı. Ama eve girdikten sonraki hayatını bilmiyorlar. Şakkiz ailesine sahabeler hamile oldukları gibi hususi dairesindeki mehfi ahvalatından tazahür eden esrar-ı din ve ahkam-ı şeriatın hameleleri ve ravileri de ezvac-ı tahirettir. Ama evde olan evlilik hayatı, Resulullah Hazretleri nasıl gusül çıkarırdı, nasıl hanımıyla mesela diyelim aynı yatak odasında yatardı, kalkardı, gelirdi, giderdi mesela diyelim. Bunun gibi yani dinin aile hayatı diyelim, evlilik hayatı diyelim, ona dair meseleleri de ezvac-ı tahirat, tahir hanımları, pak hanımları bize aktarmışlar yani. Onu da onlardan almış oluyoruz. Bilhassa onların içinde de Hazreti Aişe, Resulullah Hazretleri de buyuruyor, خُذُوا نُصْفَ دِينَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَةِ. Bu kırmızı şin, yani kırmızıya çalar rengi, kırmızıya kaçar rengi olan kadından dininizin yarısını öğrenin. Hazreti Hatice bütün o Ansar hanımlarının, muhacir hanımlarının hocasıymış. İşte evlilik meselesinde, usul meselesinde diyelim, bunun gibi meselelerde. Ve bil fiil o vazifeyi ifa etmişlerdir. Onlar ifa etmişler bu vazifeleri en güzel şekilde. Fıkıh kitapları onların rivayetleriyle doludur. Ve bazı yerlerde Resulullah Hazretlerine çok yardımcı olmuşlar. Ummi Seleme'nin mesela diyelim Hudeybiye Anlaşması'nda Resulullah Hazretlerine sahabiler yani isyan eder gibi olmuşlar. Yani biz Mekke'ye hani girecektik, girmedik diye sen dedin gireriz. Orada işte öyle tavır gösterince sahabiler Hazreti diyor Ummi Seleme, ya Resulallah kalk, kurbanını kes, sen diyor saçını tıraş et, onlar senin arkandan yapacaklar diyor. Sana muhalefet etmezler diyor. Resulullah Hazretleri hemen kalkıyor, işte saçını kesiyor, kurbanını kesiyor. O hemen başlıyorlar onlar da yapmaya, onlar da etmeye. Yani Peygamber Efendimiz'e tabii isyan etmezler sahabiler. Hemen o hava dağılıyor, o dağılıyor. Sulh-ı Hudeybiye'de hemen Resulullah Hazretlerine iktida etmiş oluyorlar. Sürekli mesele diyelim, bunlar bu ummahat-ı tahirat Resulullah Hazretlerine yardımcı olmuşlar. Cihadında yardımcı olmuşlar, görüşlerinde yardımcı olmuşlar, çok meselelerde de yardımcı olmuşlar, Müslümanlara yardımcı olmuşlar, sahabilere yardımcı olmuşlar, bunun gibi meseleler. İşte diyor, birçok meşrebce muhtelif ezvac-ı tahirat lazımdır. Bu çok uzun bir konu, hakikaten çok uzun bir konu. Yani teker teker Resulullah Hazretlerinin hanımlarını ele almak lazım. Onların hayatını da ele almak lazım. Mesela bir tanesini söylersek, Ummu Habibe ile nasıl evlendi? Ummu Habibe Ebu Sufyan'ın kızı. Ebu Sufyan Mekke'nin kumandanı. Resulullah Hazretleri ile savaş ediyor. Kızı Müslüman olmuş, İslamiyet'e girmiş. Kocası da sonradan dinden çıkmış. Bu kadın Habeşistan'da yalnız kalmış. Sahibi yok, kimsesi yok. Asıl rızada bir kadın. Babası işte Mekke efendisi. Bu kadına kim sahip çıkacak? Resulullah Hazretleri ta haber gönderiyor Habeşistan'a, o benim hanımım oldu. Üzgün bir vaziyetteyken Ummu Habibe, ağlar bir vaziyetteyken, öyle zavallı bir duruma düştüğü bir zamanda Resulullah Hazretlerinin haberi geldiği zaman artık benim hanımım olacaksın diye çok sevinmiş. Çok aşırı sevinmiş. Hatta işte Necaşi de ona Resulullah Hazretleri de yerine altınlar vermiş, hediye etmiş. İşte onu istemeye adam göndertmiş. Düğününü yaptırtmış marasim yaptırtmış diyelim Habeşistan'da, sonra Resulullah Hazretlerine göndermiş onu Medine'ye. Yani bunun gibi her bir hanımının bir meselesi var. Yani açarsak onları çok uzundur. Nasıl onlara Resulullah Hazretleri de sahip çıkmış. Yani bazıları var. Yani Ummu Seleme Hazretleri Müslüman olurken, İslamiyet'e girerken Resulullah Hazretleri'nin hanımı olurken, ya Resulullah diyor, benden hanımlık bekleme. Benim evladım çoktur diyor. Ben artık yaşım ilerledi diyor. Resulullah Hazretleri diyor, sonra ben kızgın bir hanımım diyor, ara sıra kızarım diyor. İşte Resulullah Hazretleri diyor, ben Allah'tan dua ederim, senin o kızgınlık geçsin, ve ben senden hanımlık beklemiyorum ama seni yanımda istiyorum. Resulullah Hazretleri senin evlatlarına da ben bakarım. Yani bakın yaşı büyük, ilerilemiş ama Resulullah Hazretleri ona sahip çıkmak istiyor. Bunun gibi meseleler çok. Bunları teker teker Resulullah Hazretlerinin hanımlarını ele almak lazım. Üzerlerinde bu konuları işlemek lazım. Teker teker. İşte gelelim diyor Üstad Hazretleri Hazreti Zeynep'in tezevvücüne. 25. sözün 1. şu'lesinin 3. şua'ının misallerinden olan مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Ayetin manası Muhammed erkeklerinizden hiçbirisinin babası değil. وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ O Allah'ın Resuludur ve peygamberlerin de sonuncusudur. Bakın bu ayet nazil olduğu zaman bir mucize vuku buluyor. Resulullah Hazretleri'nin 3 tane oğlu İbrahim, Kasım, Abdullah daha hayattalar. Ama buluk çağına ermemişler. Bu ayet haber veriyor. Yani onlar buluk çağına ermeden vefat edecekler diyor. Çünkü hakikaten ricalikum erkeklerinizden yani erkek dediği yani buluk çağına ermiş olanlar. Arapçada rical onlara denir. Yani sabi var, tıfıl var, şey var. Burada gulam var, burada da rical. Rical dedi yani buluk çağına ermiş adam olmuş manasında. Adamlarınızın, erkeklerinizin babası değildir. Yani bu işaret ediyor. Resulullah Hazretlerinin 3 oğlu vefat edecek. Ve ayetin belirttiği gibi 3'ü de buluk çağına ermeden vefat etmiştir. Burada işte ayetine dair şöyle yazılmış ki insanların tabakatına göre bir tek ayet, müteaddit vücuhlarla, müteaddit yönlerle her bir tabakanın fehmine göre bir mana ifade ediyor. Biraz önce ben bir mana ifade ettim ki evlatları buluk çağına ermeden vefat edecekler. Bir tabakanın şu ayetten hisse-i fehmi şudur ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı veya oğlum hitabına mazar olan Zeyd radıyallahu anh rivayet-i sahiha ile itirafına binaen izzetli zevcesini kendine manen kefu bulmadığı için tatlik etmiş. Şimdi Hazreti Zeyd ister istemez bir kölelik dönemi yaşamış. Hazreti Zeynep de yüksek bir ruha sahip, bir karaktere sahip. Bunların arasında bir problem var. Biri kölelik hayatı yaşamış, biri asalet hayatı yaşamış. Anlaşamıyorlar. O problemleri Resulullah Hazretlerine aktarıyorlar. Aktardıkları için hatta boşanma safhasına geliyorlar ve boşanıyorlar. Burada Resulullah Hazretleri diyor tatlik etmiş, yani boşamış. Yani Hazreti Zeynep başka yüksek bir ahlakta yaratılmış. Hazreti Zeynep yüksek bir ahlakta yaratılmış. Asalet ruhuna sahiptir. Ve peygambere zevce olacak fıtratta olduğunu. Yani peygambere hanım olacak bir fıtratı var. Bir yüceliği var. Bu nedenle Hazreti Zeyd ile Hazreti Zeynep binti Cahşin arasında problemler çıkmış. Zeyd ferasetle hissetmiş. Zeyd Hazretleri ferasetle hissetmiş ve kendisi ona zevç olacak fıtratta kendine kefu bulmadığından ben buna koca olamam. Bu ben ruhan benden daha yüksek, fıtrattan benden daha yüce diye görüyor. Onu gördüğü için işte o manevi imtizaçsızlık diyor Üstad Hazretleri. Manevi imtizaçsızlığa sebebiyet verdiği için tatlik etmiştir, boşamıştır. Boşamış Allah'ın emriyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam almış. O boşadıktan sonra Resulullah Hazretleri alıyor. Yani zevvecnâkeha biraz önce de açıkladığımız gibi onu senin hanımın kıldık. Zevvecnâkeha'nın işaretiyle o nikah bir akdi semavi. Biraz önce de bunun üstüne biraz durmuştuk. Bir akdi semavi. Semavi bir nikah olmuş. Olduğuna delaletiyle harikul ada ve urf ve muameleti zahiriye fevkinde Yani dediğimiz gibi ne şahit var, ne nikah kıyma var, urf ve muamelet-i zahiriye fevkinde. Onun için direkt Allah'ın emriyle olduğu için direkt Resulullah Hazretlerinin hanımı olmuş oluyor. Sırf kaderin hükmüyledir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o hükmü kadere inkiyat göstermiştir. Kaderin hükmü var burada. Bu senin hanımın olacak. Resulullah Hazretleri de o hükmü kadere inkiyat gösteriyor. Yani boyun eğiyor, uyuyor, ittiba ediyor. İnkiyat göstermiştir ve mecbur olmuştur. Nefs arzusuyla değildir. Yani Resulullah Hazretlerinin Hazreti Zeynep'le evlenmesi nefis arzusuyla değil. Hatta kendisi istemiyor. Aralarını bulmaya çalışıyor. Ama olmuyor. Boşanıyorlar. Bunun gibi şu kaderin hükmünün de ehemmiyetli bir hükmü şer'i. Biraz önce açıkladık bu hükmü şer'i nedir? Evlatlık meselesi. Bir hükmü şer'i ve mühim bir hikmeti ammeyi ve şumullü bir maslahat-i umumiyi tazammun eden لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْيَائِهِمْ. Yani bu ikinci ayet, bu ayette de yani ta ki Müslümanlar sıkıntıya düşmesinler. Hangi konuda sıkıntıya düşmesinler? Evlatlarının hanımıyla evlenebilme konusunda. Çünkü onlar bizim insan kendi oğlunun hanımıyla evlenemez. Hayat boyu evlenemez. Çünkü o onun kızı olmuş oluyor. Benim oğlumun hanımı artık benim kızımdır hayat boyu. Onunla hayat boyu evlenemem. Ama evlat edinmişsem ki İslamiyet evlat edinmeyi kabul etmiyor, onun hanımıyla evlenebilirim. Şer'an evlenebiliyorum. Burada da onu ifade ediyor. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Ta ki müminlere sıkıntı olmasın. فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ. İddia ettikleri evlatlıklarının hanımlarıyla evlenme konusunda sıkıntıya düşmesinler. Ayet-i kerimesinin işaretiyle büyüklerin küçüklere oğlum demeleri zihar meseleleri gibi, yani karısına anam gibisin dese haram olduğu gibi değildir. Şimdi bir zihar meselesi var. İslamiyet'te de bunu çok yani üstünde durulur. Yani biliyorsunuz Mücadele suresinde de bu var, yani bu zihar meselesi. Hatta bunun ayetler de var hakkında çok. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ayeti. مَا هُنَّ ayet kelime devam ediyor. Zihar meselesinde, zihar meselesi cahili bir adetten kalma, cahili kültürden kalma bir mesele. O da yani o zaman birisi hanımını istemediği zaman ne istiyor hanım olsun ne de istiyor başkasına geçsin. Diyor ki sen anam gibi oldun bana. Artık o hanım muallaka oluyor. Muallaka dediği yani asılı kalmış oluyor. Ne başkasıyla evlenebiliyor ne kocasına dönebiliyor. Buna muallaka diyor. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle de muallaka. وَلَا تَذَرُوهُ كَالْمُعَلَّقَ diyor. Yani öyle askıda bırakmayın onu diyor. Bunu Kur'an-ı Kerim kınıyor. Sonradan gelecek şimdi. Zihar meselesinde hatta bu büyük bir meseledir, yani zihar meselesi. İki sahabinin arasında da vuku bulmuş. Biri kadın sahabi, biri de erkek sahabi. İşte Resulullah Hazretlerinin Resulullah Hazretlerine geliyor. Hangi bir kadın geliyor? Havla binti Sa'lebe. Havla binti Sa'lebe bir gün Resulullah Hazretlerine geliyor. Ya Resulallah diyor, ben kocamla uzun bir zaman yaşadım. O ihtiyarladı, ben de ihtiyarladım. Ama bir gün bana kızdı. Kızınca sen bana artık anam gibi oldun dedi. Ben ne yapacağım diyor. Ben ne yapacağım diyor. Kocam ihtiyar, kimse ona bakamaz. Benim çocuklarım var, kim onlara bakacak diyor. Bu zulümdür diyor. Olmaz öyle bir şey. Resulullah Hazretleri de ona diyor artık sen ona yanaşamazsın. Çünkü o sana haram oldu diyor. Sen de ona haram oldun diyor. Tabii o da kızınca hemen Resulullah Hazretlerinin önünde elini kaldırıyor havaya, dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Ya Rabbi beni kurtar diyor bir şeyden diyor. Kad semi'allahu kavlelleti tucadiluka fi zevciha ve teşteki ilallah vallahu yasma'u tahavrakuma diyor o hanım ki seninle mücadele ediyor. Bu Mücadele Suresi'nin başı. Ve teşteki ilallah, Allah'a şikayet ediyor. Elini kaldırmış Resulullah Hazretleri'nin önünde öyle iki elini kaldırmış. Ya Rabbi, Ya Rabbi bu zulüm nedir diyor, bu adet nedir diyor. Ben nasıl kocamdan uzak kalayım? Kocamdan uzak kalırsam çocuklarım ona giderse heder olurlar. Yok bana gelirlerse çocuklarım açlıktan ölürler. Benim çocuklarım ne olacak? Kocam ne olacak? Ben ne olacağım ya Rabbi diye şikayet ediyor. Ayet-i kerimede de ve teşteki ilallah. Allah'a şikayet ediyor. Allah da onun konuşmasını duyuyor diyor. Senle onun konuşmasını. Vallahu yesma'u tahavrakuma diyor. Allah duyandır. Allah bilendir. İnnallâhe semî'un basîr. Allah hem semidir hem basirdir diye ayet-i kerime ifade ediyor. Hem duyar hem görür diyor diye ifade ediyor. Tabi burada hemen ayet nazil oluyor. Bu zihar meselesini artık öyle değil. Siz öyle derseniz onun kefareti var diyor. Kefareti de bir köle azat edeceksiniz. Veya da 60 gün oruç tutacaksınız. Veya da 60 fakir doyuracaksınız. İlk defa İslamiyet'te öyle bir hüküm nazil oluyor. O zihar meselesini kaldırmış oluyor. Zihar meselesi böylece kapanmış oluyor. Çünkü cahili bir adet. İslamiyet de zaten geldiği zaman çok cahili adetleri değiştirdi. Ama bazılarında tadilat yaptı, bazılarını külliyen kaldırdı. Çünkü 7 çeşit nikah vardı. O nikahları saymayalım burada. Nikahul istivza, nikahul şigar, nikahul rahat, nikahul bedel diye nikahlar vardı. Nikahul mut'a, mut'a nikahı gibi çok sapık nikahlar vardı. İslamiyet onları hepsini kaldırdı, kadına değer verdi. Kadının üstünlüğünü ortaya koydu. Yani hatta Araplar çok bazıları bu yönden İslamiyet'e isyan etmişler. Yani bu İslamiyet nedir ki bu kadar kadına ehemmiyet veriyor diye etmişler yani. Bu nedenle zihar meselesini de İslamiyet kaldırmış. Bakın bu zamanın da zulüm olan evlatlık meselesini de kaldırmış ama bu zaman daha hala devam ediyor. Bunun da problemi toplumda devam ediyor. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi namahremlik meselesi var, işte miras meselesi var, hukuk meselesi var. Bunun gibi meseleler var, çok meseleler var. Bunları İslamiyet hepsini yerli yerine koymuş. Yani bu meseleleri karıştırmamak lazım diye bu zamanda bunu karıştırıyor. Yani bu zamanda da bir kötü adet yayılmış, evlatlık edinme meselesi. Ha evladı onu alacaksın, besleyeceksin, bakacaksın. O çok mukbul bir mesele. Biraz önce de söyledik. Ama evladın olmaz. O bilecek, sen babası değilsin. Bilecek, söyleyeceksin. Neyse, diyor işte burada Peygamber Efendimiz böylece evlatlık meselesini kaldırıyor. Evlatlık meselesi zihar meselesi gibi değil diyor. Zihar meselesini İslamiyet tadil etmiş. Ama evlatlık meselesini kaldırmış. Bakın farklı bir şey. Ahkam onunla değişsin diyor. Anam gibisin dese haram olduğu gibi değildir ki ahkam onunla değişsin. Hem büyüklerin raiyetlerine ve peygamberlerin ümmetlerine pederana, nazar ve hitapları vazife-i risalet itibariyledir. Yani Resulullah Hazretleri'nin biz evladıyız. Kur'an-ı Kerim'de de bazı ayetler var. Yani Hazreti İbrahim bizim babamızdır. Babamız olması değil ki yani olarak neseben babamız oldu veya ceseden babamız oldu. Öyle değil. Olarak yani manevi olarak babamızdır. Ayet-i kerimede de geçer. Diyor millete ebikum İbrahim'e huve semmâkumul muslimin. Siz babanız olan İbrahim'in milletisiniz. Babanız olan. Millete ebikum İbrahim'e huve semmâkumul müslimine min kablu. Daha önce size ilk Müslüman adını takan, ilk İslam adını veren odur diyor. Hazreti İbrahim de bizim babamız. Ama fiilen babamız değil. Yani benim nesebi babam değil. Ama manevi babamdır. Resulullah Hazretleri de öyle. Yani Resulullah Hazretleri de bizim babamız sayılır. neseben değil, manen babamızdır. İşte burada Üstad Hazretleri bunu açıklıyor. Yani Peygamber Efendimiz birisine evladım derse zihar meselesi gibi değil diyor. Zihar meselesinde ahkam değişiyor. Ama burada manevi olarak söylüyor diyor. Yani nesebi olarak değil. Bunu vazife-i risalet itibarıyledir. Şahsiyeti insaniye itibarıyla değildir ki onlardan zevce almak uygun düşmesin. Yani Resulullah Hazretleri zevce alabilir ümmetinden. Ama manen de ümmetinin babasıdır. Bunun gibi. İkinci bir tabakanın hisse-i fehmi şudur ki bir büyük amir raiyetine pederane bir şefkat ile bakar. Eğer o amir zahiri ve batini bir padişah-ı ruhani olsa merhameti pederin 100 defa fevkinde ileri gittiği için raiyetinin efradı onun hakiki evladı gibi. Bak hakiki evladı gibi ona peder nazarıyla bakarlar. Peder nazarı ise zevç nazarına inkılap etmediğinden ve kız nazarı da zevce nazarına kolayca değişmediğinden efkar-ı ammede peygamberin müminlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediği için Kur'an o vehmi def maksadıyla der. Peygamber rahmeti ilahiye hesabıyla size şefkat eder. Pederane muamele eder. Ve risalet namına siz onun evladı gibisiniz. Fakat şahsiyet insaniye itibarıyla pederiniz değildir ki sizden zevce alması münasip düşmesin. Gayet açık. Ben fazla açıklamak istemiyorum. Yani Resulullah Hazretleri ümmetinden evlenebilir ama ümmeti de onun manen evladıdır. Bu evlatlık meselesi manevidir, maddi değil. Ve sizlere oğlum dese ahkam-ı şeriat itibarıyla siz onun evladı olmazsınız. Çok önemli noktaları Üstad Hazretleri bu risalede işliyor. Çok meselelere de ışık tutuyor. Allah binlerce defa razı olsun. İnşallah istifade etmiş bulunuyoruz. Allah sizlerden de razı olsun. Hepimizden de bu manevi dersleri, manevi hediyeleri kabul buyursun. El-Bâqi huvel-Bâqi Said Nursi lillahi Teâlâ'l-Fâtiha.